Uyan Türkiye'den Cem TV ve 96.4 Cem Radyo'dan herkese günaydın. Bugün 16 Ekim Pazartesi, haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Bu sabah yine en önemli konu başlığımız Hamas-İsrail çatışması. Hem Filistin hem de İsrail tarafında ne yazık ki sivil kayıpları artarken en çok zarar gören yine Filistinli kadınlar, yaşlılar ve çocuklar oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Filistin halkının büyük bölümünün Hamas'la ilişkisi olmadığını, bu gerçeğin gözden kaçırılmaması gerektiğini açıklayarak İsrail'i ikinci kez uyarmış oldu. Biden ayrıca Filistin ve İsrail liderleriyle insani yardım için görüştü. Fakat sayın seyirciler, daha önce de söyledim, Amerika'nın bu açıklamaları hep göstermelik, eminim. Neden mi? Eğer samimi olsaydı derdi ki senin yanındayım ancak sivillere karşı fosfor bombası kullanamazsın. Bilmeyenler için hemen kısa bir not ileteyim. Fosfor bombası ilk kez 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere tarafından kullanıldı ve bu bomba insanların bir saniyeden kısa bir süre içinde nefessiz kalarak ölümüne yol açıyor. İşte bu yüzden de kullanımı yasak ve savaş suçu. Bu arada hafta sonu en çarpıcı açıklama İran'dan geldi. İran, Birleşmiş Milletler aracılığıyla İsrail'e mesaj gönderdi ve şöyle dedi. Gazze'ye saldırılar devam ederse müdahale etmek zorunda kalacağız. İşte İran'ın bu mesajı çatışmanın bir anda bölgesel ardından da bir dünya savaşına dönebileceğinin en büyük kanıtı oldu. Biz de doğal olarak her zaman olduğu gibi konuyu uzmanıyla konuşacağız. Emekli Amiral Türkel Ertürk konuğumuz olacak ilerleyen dakikalarda. Tabii konu sadece İsrail-Hamas çatışması değil. Amerika ikinci uçak gemisinin de intikal etmesiyle bugün Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında tatbikata başlıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde de önce Türkiye ardından da Rusya tatbikat yapacak ve bu tatbikatlar neredeyse dip dibe olacak. Bu konuyu da uzmanımıza soracağız. Uyan Türkiye yeni haftaya yeni sorunlarla ve gazetelerle başlıyor. Evet, bugün ilk gazetemiz Hürriyet. Bu hafta Hürriyet'le başlayalım dedik. Hürriyet'te sürpriz tatbikat başlığını atmış. İsrail'in Gazze saldırıları sürerken Ankara'dan kritik bir hamle geldi. Türk Deniz Kuvvetleri bugün Doğu Akdeniz'de tatbikata başlıyor. Amerika'da bölgeye ikinci uçak gemisi gönderme kararı aldı. Oysa Türkiye'nin yayınladığı Navtex'te bizim tatbikatımızın 21 Ekim'de başlaması planlanıyordu. Herhalde Hürriyet gazetesi daha önemli kaynaklara ulaşmış ve daha güvenilir kaynaklardan tatbikatın bugün başlayacağını sizlere iletmiş oluyor. Üçüncü ülkelere uzak durun çağrısı yapan Amerika, Gerald Ford'un ardından USS Eisenhower uçak gemisini de bölgeye sevk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın uçak gemisi gönderme kararına ne işin var senin orada sözleriyle tepki göstermişti. Türkiye de bugünden itibaren Doğu Akdeniz'de tatbikata başlayacağını duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin 16-20 Ekim tarihleri arasında tatbikatın fiili atış eğitimleri de yapılacak. Türkiye tatbikat için denizcilik bildirimi olan Navtex yayınladı. Tatbikat sahasının koordinatları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt ilçesinin açıklarını kapsıyor. Hemen hatırlatalım, Amerika Birleşik Devletleri'nin tatbikatı da Güzelyurt açıklarında olacak. Rusya'nın tatbikatı da Güzelyurt açıklarında olacak. Bunu da ekleyelim. Evet, cesetler dondurma kamyonunda. Tam kuşatma altındaki Gazze'de insani durum her geçen saat daha da kötüleşiyor. Morglarda yer kalmadığı için cesetler dondurma kamyonlarında tutuluyor. Hastanelerdeki jeneratörlerin yakıtları bitmek üzere. Bu durumda ameliyatlar yapılamayacak. İsrail'in sivillerin Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçişi için tanıdığı ikinci sürede sona erdi. Dünya Sağlık Örgütü hastanedekilerin ayrılmaya zorlanmasını ölüm cezası olarak nitelendirerek İsrail'in tahliye kararını kınadı. İsrail'in saldırılarının 9. günü geride kalırken 2670 kişi hayatını kaybetti. 9600 kişi de yaralandı. Evet, bakalım başka ne haberler var. Aleyhte konuşanla ayrılırız. Bu sözler kime ait bakalım. Yerel yönetimler toplantısına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti aleyhine konuşanlara sert yaptırım uygulayacağını söyledi. Hani parti içi demokrasiden bahsediyordunuz, ülkede demokrasiden bahsediyordunuz, ülkede özgürce konuşmadan bahsediyordunuz, iktidarı eleştiriyordunuz. Peki şimdi sizin yaptığınız ne diyelim ve ayrıntısına bakalım.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, kongre biter, seçimler biter, el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse, kimse kusura bakmasın, onu partiden ayıracağım. Nasıl olsa beni partiden ayıramazsınız. Hala insanlar sizden proje bekliyor. Bir an önce parti içindeki sorunlarınızı halletmenizi bekliyor ki bu ekonomik krizden, ülkenin düştüğü bu durumdan kurtulabilmek için projelerinizi görüp size oy vermek istiyor. İnsanlar size oy vermek istiyor ama işte ileriye dönük somut projelerinizi de görmek istiyorlar. Parti içi sorunlarınızı görmek istemiyorlar. Bir an önce halletmenizi diliyoruz ülkenin menfaati için. Evet. Define hayaliyle dolandırıyorlarmış. Bakalım bu önemli haberde neler var? Ülkemiz dolandırıcılarla doldu biliyorsunuz. Dolandırıcılar şimdi de kolay yoldan zengin olma hayali kuran define avcılarına el attı. Hazine bulduğu iddia edilen aletleri 6000 liradan pazarlayan dolandırıcılar özel prodüksiyonlu videolarla kurbanlarına kanca atıyor. Bizzat kendileri arazi taraması yapmak için de binlerce dolar talep ediyorlar. İzinsiz define kazısı yapmanın ağır cezaları da bulunuyormuş. Bu çok önemli haberden dolayı Hürriyet gazetesini kutluyoruz. Evet, bakalım Türkiye'ye çok uzun yıllar sonra Türkiye Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak etti. 6. kez Euro'dayız diye başlık atmışlar. Bir de şovla bileti kaptık. Euro 2004 elemeleri grup maçında Letonya'yı farklı yenen A Milli Futbol takımımız Almanya'da düzenlenecek turnuvaya gidiş biletini de elde etti. A Milli Futbol takımı 96, 2000, 2008, 2016 ve 2020'nin ardından 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Tabii katılmayı garantilemek de sevinçli bir haber. Umarız devamı gelir. Şampiyona için de güzel bir derece yaparsak o zaman çok daha mutlu olacağız. Bakıyorum. Yoldaki yayına anında baskın. İstanbul'da seyir halindeyken canlı yayın yapan tır şoförü yayını izleyen jandarma tarafından anında yakalandı. Onu da haber olarak eklemişler. Evet, Hürriyet gazetesinden aktaracağımız bu çok önemli haberler bu kadardı. Şimdi Cumhuriyet'e geçelim. Onlar da çok önemli haberleri görmüşler sayın seyirciler. Hemen başlıkta genel başkanı üyeler seçsin. Neymiş? Kemal Kılıçdaroğlu'nun reform niteliğinde açıklamaları varmış. Buna hemen döneceğiz. Biz kendi kendimize manşeti bir değiştirelim. Cumhuriyet'in Hizbullah'la çatışma haberini şöyle kafaya doğru taşıyalım ve ilk önce manşetmiş gibi onu okuyalım. İsrail'in fosfor bombası kullandığının kanıtı bulundu. Bu çok acı bir şey. Hamas'ın başlattığı saldırıya karşılık İsrail'in ağır bombardımanında en büyük acıyı çocuklar yaşıyor. Af örgütü İsrail'in saldırılarda savaş suçu sayılan beyaz fosfor bombası kullandığına ilişkin kanıtlar sundu. İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar yaşandı. Bölgede sivil kayıplar da artıyor. İsrail-Hamas savaşı diplomasi labirentinde ustaca hamleler yapmayı başaran Rusya'yı bile sıkıntıya düşürdü. Savaş yayılır ve Moskova bir tarafı seçmeye zorlanırsa ki bu Amerika'nın müttefiki İsrail olmaz, cambaz ipte asılı kalabilir. Cenk Başlamış'ın haberi. Evet, İsrail-Hamas savaşından da kısa bir şekilde bahsetmişler. Evet, şimdi biz de Cumhuriyet'in manşetine geçebiliriz. Genel Başkanı üyeler seçsin. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Kasım ayında yapılacak kurultayı öncesi önemli mesajlar verdi. Genel Başkan seçiminde delege sistemini kaldırmaya yönelik planını anlatan Kılıçdaroğlu, gelip üyeler seçsin dedi. Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmalar içinde kim parti aleyhine konuşursa partiden ayıracağım ifadelerini kullandı. Hani suçlamalar yöneltiyorlardı ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, aman sakın yanlış anlaşılmasın, benim kimseyi koruduğum falan yok, bu isimlerin de korunmaya ihtiyacı yok hele benim tarafımdan. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlarını bir an önce çözmesini ve halkın önüne çözümlerle gelmesini isteyen, dileyen bir haberciyim, gazeteci değilim. Kılıçdaroğlu'nun delege çıkışının partinin oyunu artırmaya yönelik olduğu bildirildi. Buna göre oyunu en çok arttıran 5 ilin il başkanı doğrudan parti meclisine girecekmiş. Aktif olarak çalışan üyeler özel
özel geliştirilen bir yazılımla izlenecek. Milletvekili adaylığında yaptığı çalışmalarda dikkate alınacak. Az önceki cümlemi tamamlamadım. Eleştiriyorsunuz, hükümeti eleştiriyorsunuz. İşte yeri geldiğinde diktatör suçlamasında bile bulunduğumuz zamanlar oluyor muhalefet tarafından. Ama işte kendiniz de bir şekilde böyle radikal kararlar alabiliyorsunuz. Yani iktidara gelince insanlar değişebilir. Güç sahibi olunca değişebilir. Öyle değil mi sayın seyirciler? Ben öyle düşünüyorum. Herkes değişir. Hayat değişiyor. İnsanlar niye değişmesin? Ama işte değişim iyi yönde olursa herkesin lehine, ama kötü yönde olursa herkesin aleyhine olur. Ülkemizin düştüğü durum gibi. Evet, yavaştan 2024 mesajı okuyalım. Asla oy hesabı yapmayacağız. İşte bu kadar. Başkent'te ranta değil yeşile yatırım yaptıklarını vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 seçimiyle ilgili konuştu. Yavaş, kimseyi ayırmadan, oy hesabı yapmadan bir dönem daha hizmet etmek istiyoruz dedi. Kendisini başarılarından dolayı kutluyoruz. Umarız bir dönem daha Ankaralılara hizmet eder diyorum. Benim kendi kişisel düşüncem. Başkaları edeceğine tabii ki o etsin. Evet, bakalım ne varmış. Üçüncü sınıfta hafızlık. Daha reşit olmamışlar. Daha beyinler düzgün düşünemiyor. Daha gelişme çağında ama üçüncü sınıfta hafızlık. Bakalım. Zonguldak'ta 19 hafız için icazet töreni yapıldı. Törene Milli Eğitim Müdürü de katıldı. Okul müdürü artık 3. ve 4. sınıflarda ilkokul öğrencilerine hafızlık programı düzenliyoruz dedi. Evet, tabii ki insanlar dinimizi öğrenecek. Tabii ki çocuklarımız dinimizi öğrenecek. Tabii ki peygamberimizi öğrenecekler. İşte alemleri öğrenecekler, melekleri öğrenecekler, kitabımızı öğrenecekler. Ama öğrenecekler, ezberlemeyecekler. Okuyacaklar ve anlayacaklar ve ona göre davranıp ahlaklı insanlar yetiştirebiliriz ancak. Yoksa öyle ezbere oku geç, ezbere oku geçten hiçbir yere varamayız. Ama işte ne yazık ki başka türlü kafalar. Mescit dayatmasına tepki, eğitimde adım adım medrese. Buna da bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesine mescit zorunluluğu getirmesi tepki çekti. Eğitim İş Genel Başkanı Özbay, okulları medreseleştiriyorlar dedi. ÇYDD Başkanı Profesör Doktor Yüksel de düzenleme laikliğe aykırı diye konuştu. Hemen altında bir başka haber. Emekli hekimlere görev çağrısı. Doktor kalmadı çünkü. Doktor atamalarında kadroları boş kalan Sağlık Bakanlığı 3. kez ilana çıktı. 65-72 yaş arası hekimler için kura hazırlığı başladı. SES İşyeri temsilcisi Yalçın Kaya, branş bazlı bakıldığında bazı illerde bazı hizmetler kapanacak düzeye gelebilir dedi. Ahlaklı toplum yetiştiriyoruz ya sayın seyirciler. İşte bu ahlaklı toplumumuz doktorlarımıza saldırıyor. Hayatını okumaya ve insanlığa adamış bilim insanlarımıza saldırıyorlar. Bu saldırıların sonucunda da hiç kimse doktor olmak istemiyor neredeyse. Kimse başvuru yapmıyor. Üçüncü kez ilana çıktı Sağlık Bakanlığı ve kadrolar bomboş. İnsanlar yurt dışına kaçıyor. Nedir? Ahlaklı toplum yetiştiriyoruz. Çünkü ahlaklı toplumun gereği doktorlarımıza, öğretmenlerimize, bilim insanlarımıza saldırmaktır. Öyle değil mi sayın seyirciler? Dilimizde tüy bitti. Aynı sorunları konuşup duruyoruz. Yani inanılmaz. Yıllardır. Evet, bakalım Kanal İstanbul'un geçeceği mahallede rant ve talan isyanı. Şaşırıyor muyuz? Hayır. Çünkü sistemler bunun üzerine kurulu. Talan, rant ve vatandaşın üzerinden ağır vergiler ve zamlar. Bu kadar. Sürgünü kabul etmiyoruz başlığı. AKP'nin çılgın projesi Kanal İstanbul güzergahında bulunan Şahintepe'de evleri elinden alınmak istenen yurttaşlar eylem yaptı. Mahalleli yerimizden sürülmek istemiyoruz. Rant odaklı kentsel dönüşümü kabul etmiyoruz dedi. Kabul etseniz ne olur, etmeseniz ne olur? Birileri kafaya koymuşsa bunu gerçekleştirecektir. İşte o yüzden diyoruz muhalefet partilerine, bir an önce içinizdeki sorunları halledin, bir an önce projeleri hazırlayın da. Yani o kadar geç kalıyoruz ki her gün daha bir geç. Evet, trafik kazaları can alıyor. 17 ölü. Türkiye dün kaza haberleriyle sarsıldı. Uzun zamandır bu kadar peş peşe kaza haberleri gelmiyordu. Bayram değil, seyran değil, insanlar yolda değil. Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi. 7 kişi yaşamını yitirdi. Isparta'da 5, Bursa'da 3. Denizli'de 2 kişi trafik kazasında can verdi. Allah rahmet eylesin diyoruz.
Evet, kaçak inşaatı durdurun. İstanbul Göktürk'te yeşil alana konut projesi yargı kararına karşın hız kesmedi. Bakın, yargı kararı var ama hala hız kesmeden devam edilebiliyor. Sonra da çıkıp diyorlar ki anayasayı değiştireceğiz. Anayasanın vatandaşa ne yararı var? Anayasanın değiştirmek isteyenlere yararı olacak. Başka bir şey yok. Evet, yurttaşlar kaçak yapılaşma dursun tepkisini göstermiş Şeyda Öztürk'ün haberi. Durmaz. Yargı kararı falan önemli değil birileri için. Evet, habere sansür son bulmalı. Yolsuzluk haberlerine getirilen erişim engeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. 6528 haberin engellendiğini belirten CHP'li Utku Çakırözer, sansürün önüne geçilmeli dedi. Evet, Sayın CHP'li Utku Çakırözer, partiniz eğer güzel çalışırsa ve iktidara gelirse sansürün önüne bir şekilde geçilecek. Böyle sözden geçilmiyor. Evet, Cumhuriyet'ten de aktaracağımız haberler bunlardı. Şimdi Akşam Gazetesi'ne geçelim. Bakalım Akşam Gazetesi Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını birinci sayfasından nasıl görmüş? İşte savaş suçunun kanıtı. AA'nın kadrajına giren D-528 etiketli mühimmatlar İsrail'in Gazze'deki sivilleri beyaz fosforlu top mermileriyle vurduğunun kanıtı oldu. Çünkü ellerinde başka top mermisi yok. Hepsi fosforlu. İsrail Gazze saldırılarında Birleşmiş Milletler tarafından yasaklı olan fosfor bombaları kullanmaya devam ediyor. Tel Aviv yönetiminin inkarına rağmen Uluslararası Af Örgütü elimizde ikna edici kanıtlar var açıklamasıyla işlenen savaş suçunu doğruladı. Ne olacak şimdi? Savaş suçları olduğu zaman devreye hemen büyük devletler girer. Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere. Ne yapacaklar? İsrail Başbakanı'nı yakalayıp yargılayacaklar mı? Sen onu ispat etsen ne olur, ispat etmesen ne olur? Anca işte infial yaratırsınız. O kanıtlar arasında Anadolu Ajansı'nın çektiği İsrail birliklerinin fotoğrafları da var. Söz konusu fotoğraflarda üzerinde beyaz fosfor esaslı mühimmat için kullanılan D-528, M-825 ve M-825A1 kodları olan top mermileri gözüküyor. Ama A1 kodlu ve 825 kodlu olanlar zaten zırhlı araç delici. Onları da eğer fosforlu kullanılıyorsa yani yazık. Onlar sadece tanklara karşı kullanılan bombalar. D-528'leri genelde kullanır İsrail ordusu. Enkaz altında 1000 kişi var. İsrail savaş uçakları Gazze'de sivillerin yaşadığı 2000'den fazla binayı bombaladı. Enkaz altında 1000'den fazla kişinin olduğunu söyleyen sivil savunma yetkilileri uluslararası acil kurtarma istedi. Filistin Sağlık Bakanlığı ise can kaybının 2670'e, yaralı sayısının 9600'e yükseldiğini duyurdu. Evet, bakalım başka hangi önemli haberler var. İsimler değişiyor, kafa aynı kafa. Bakalım habere. YSP'nin ismini HDP olarak değiştirdiği kongrede terörist başına özgürlük istendi. Türkiye'nin terör operasyonlarına tepki gösterildi. Seçimde altılı masanın gayri resmi ortağı olan YSP dün ismini Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi HDP olarak değiştirdi. Kongreye yine bölücü talepler damgasını vurdu. Genel başkanlar Tuncer Bakıroğlu ve Tülay Hatimoğulları Elebaşı Öcalan'a özgürlük istedi. Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları durdurun, Rojava'nın statüsünü tanıyın çağrısı yapıldı. Evet. Kongrede elebaşının posteri açıldı. Kimse müdahale etmedi. Polis maskeli iki kişiyi gözaltına aldı. Virajda hız faciası. Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Sivas Gürün'de yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak takla attı. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. Yaralılar çok hızlıydık, virajı alamadık dedi. Umarım tabii ki yazlık lastiklerini de değiştirmişlerdir diyoruz ama çoğu otobüs, çoğu kamyon hala yazlık lastiklerle devam ediyorlar. Neden? Çünkü lastik fiyatları da pahalı. İşte görüyorsunuz değil mi? Ekonomik krizin nelere ve nerelere etkisi olduğunu her alanda. Bakalım başka ne haberler var? Afrika'ya 100 bin konut. İlginç. Bakalım Torkan'ın patronu Mahmut Dereli, Kongo'da altın madeni işleteceğiz karşılığında devlete para yerine 100 bin konut yapacağız demiş. Bravo, mükemmel. Evet, bakalım bekle bizi Almanya. Milli takım Konya'da ağırladığı Letonya'ya 4 atıp Almanya Euro 2024 biletini cebine koydu. Üst üste 3. kez şampiyonaya katılmayı hak kazanan Ay Yıldızlılar Türkiye'yi sevince boğdu. Evet, ama uzun süre oldu başarılı olamayalı, düzgün bir başarı elde edemeyeli. Doğum gününde acı ölüm. Bursa'da 19. yaş gününü kutlayan Eda Nur dönüşte meydana gelen kazada iki arkadaşıyla birlikte can verdi. Kendisine Allah rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarız bu trafik kazaları azalır ama işte yani.
Teknoloji geliştikçe, arabaların yaptığı hızlar geliştikçe, bir de altınızdaki araba çok lüks ve güvenilirse işte böyle gaza basıyorsunuz. Sonuç tabii ki ne yazık ki kötü oluyor. Evet, akşamdan da aktaracağımız önemli haberler bunlardı. Şimdi sırada Sözcü Gazetesi var. Bakalım Sözcü Gazetesi Türkiye'nin ve dünyanın gündemini birinci sayfasında nasıl görmüş? Şimdi bu başlık sayın seyirciler, yıllardır söylenen, yıllardır dillerde dolaşan, sürekli dile getirilen, basit, bana göre de hiçbir işe yaramayan ve yaramayacak olan bir çözüm önerisi. Bakalım bu çözüm önerisi neymiş sayın seyirciler? İktidar Gazze'de insan kıyımı yapan İsrail ve destekçisi Amerika'yı eleştiriyor. Evelemeyin, gevelemeyin, Amerika'ya tepkimiz böyle olsun. Bakalım başlık neymiş? İncirlik ve kürecik üstlerini kapatalım. İşte. Yani en ufak bir şey gündeme geldiğinde hemen bu üstleri kapatalım. Ben de bu üstlerin ülkemizde olmasından rahatsızlık duyan insanların başında geliyorum. Neden başka bir devletin NATO adı altında bile olsa üstleri olsun, değil mi ülkemizde? Ama işte en ufak bir şeyde de hemen üstleri kayıyor. Ne olacak? Kapatsan ne olur? Gidecek Suriye'de açacak. Kapatsan ne olur? Gidecek Irak'ta açacak ki açtı. Kaç tane üssü var? İşte sen buradakini kapatırsan gidecek Ukrayna'da açacak. Bu çözüm mü? Erdoğan Amerika'ya çatıyor. Senin uçak geminin ne işi var Akdeniz'de diye soruyor. Oysa Amerika'ya uygulanacak yaptırımlar ortada. Elinizi tutan mı var? Bakalım. Fatih Erbakan. Amerika Türkiye'ye karşı küstahça açıklamalar yapıyor. Doğu Akdeniz'e uçak gemilerini yolluyor. Suriye üzerinden bize çatıyor. PKK uzantısı YPG'yi Suriye'de silahlandırıyor. Orta Doğu'da kirli oyunlar tezgahlıyor. Türkiye ne yapıyor? Söyleyelim, hiçbir şey. Siyasi bir iki sert söylem dışında Amerika'ya elle tutulur tepki gösterilemiyor. Oysa yapılacaklar ortada. Bunu da YRP lideri Fatih Erbakan hafta sonu Konya'da söylemiş. Bakalım. İncirlik üssü ve Kürecik radar üssü derhal kapatılma. Malı, Amerika şirketlerin devletle yapmış olduğu anlaşmalar iptal edilmeli. İsrail Büyükelçimiz acilen çağrılmalı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi sınır dışı edilmeli. Bence mesela bu üstleri kapatmaktan önce başka şeyler yapalım. Önce ekonomimizi düzeltelim. Kaliteli mal üreten ve bunu tüm dünyaya satan bir ülke haline gelelim. Bilim insanlarımıza önem verelim. Bilimin ışığında gidelim ve vatanına, milletine bilim ışığında hem ahlaklı bir toplum yetiştirelim, hem de birileri öyle diyor ya, hem de düzgün nesiller yetiştirelim ve özellikle ekonomide ve ticarette dünya standartlarını yakalayıp dünya devleri arasına girelim. O zaman hiçbir şekilde üst kapatmaya, bu tür önlemler almaya gerek kalmadan zaten insanlar, devletler sizin ülkenize, sizin devletinize ve insanlarınıza saygı gösterirler. Ekonominiz olmadan savaşamazsınız bile. Hazinede para yokken savaşamazsınız bile. Bu tepkiler ne? Neye tepki? Siz içinizden neye tepki olduğunu öyle bir hani esprili bir şey vardır ya, bir film şeyinden repliği, onu canlandırabilirsiniz. Ben burada söylemiyorum tabii ki. Amerika'dan İsrail'e askeri, Filistin'e insani yardım. İşte Amerika'nın iki yüzü. Amerikan Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp askeri yardım sözü verdi. Ardından Filistin lideri Mahmut Abbas'la görüşüp yapacakları insani yardımları anlattı. Amerika Başkanı Biden da mecbur Netanyahu'ya yardım etmekte, askeri yardım yetmekte. Çünkü neden? Etmezsen ekonomin çöker. Hadi bakalım İsrail'le kötü geçin. Bütün ekonomin senin, onların elinde. Amerika Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini yolluyor. Geldi bile, neyse. Daha önce Ford adlı uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderen Amerika şimdi de ikinciyi yolluyor. Pentagon Eisenhower uçak gemisinin yola çıktığını duyurdu. Bugün vardı ve hemen tatbikata başlayacak. Bizim de tatbikatımız ayın 21 ile 24'ü arasındaydı. Biz de hemen Amerika ile aynı güne çektik. Bakın ne tepkiler veriyoruz. Bye. İran, İsrail'e karşı Suriye'de cephe alacak. Evet, bu çok önemli. Orta Doğu'da tansiyon düşeceğine yükseliyor. İran, İsrail durmazsa müdahale ederiz dedi. Ben bunu sizlere programın açılışında söylemiştim. Ama hiçbir gazetede şu ana kadar, hangi gazeteleri okuduk? Akşam, Cumhuriyet ve Hürriyet. Üçünde de bu haber yoktu. Sözcüyü kutluyoruz. İsrail medyası da İran'ın İsrail'e karşı Suriye'de cephe açmaya hazırlandığını iddia etti. İran Birleşmiş Milletler aracılığıyla direkt İsrail'e mesaj gönderdi. Devam edersen ve durmazsan müdahale etmek zorunda kalacağım dedi. Bakın yani
hem bölgesel olarak bir anda savaşın büyümesine ardından da dünya savaşına yol açabilecek çok önemli bir gelişme bu. Çok da vahim bir gelişme. Evet, tedbir alınmazsa Polat çifti parayı kaçırabilir demiş. Bizi ilgilendirmiyor. İlgilenenler alırlar Sözcü gazetesini. Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili haberleri okurlar. Gündemin bu kadar ağır ve bu kadar kötü olduğu bir zamanda okuyun siz onları. İlticacı Türklere kötü haber. Almanya'ya 36 bin, Türk'ten 32 bini sınır dışı ediliyor. Tabii vasıfsız olanları sınır dışı edecekler. 36 bin, 32 bin, o 4 bin eminim ki bilim insanıdır. İşlerine yarayacak insanlardır. Onları da alırlar. Bizim gibi böyle her önüne geleni de ne ekonomimiz kötü olur, işte ne bileyim benim vatandaşım iş bulamaz ama işte mülteciler bulur düşünmeden plansız, programsız bir şekilde mülteci alırsanız işte bizim de durumumuz bu şekilde olur sayın seyirciler. Bakalım başka hangi haber var? Geline 7 kilo altın takıldı. Şanlıurfa'da İzol aşiretinin düğününde finans uzmanı gelin Elif Eyidoğan'a 7 kilo altın takıldı. Çift için para koyulan sandıktan 5 milyon Türk lirası çıktı. Dolarlar havada uçuştu. Helali hoş olsun. Bravo. Güzel. Türkiye'mizin birçok yüzü var. İşte ne bileyim bir yerde denize giriliyor, öbür tarafta kış yaşanabiliyor. İşte bir yerde açlık çekilirken bir yerde de böyle kilo kilo altınlar takılabiliyor. Kimsenin parasına sözümüz yok. Paramız var. Ölümlü dünya. Takarım da harcarım da. Ona bir şey yok. Ama belki de işte buraya 7 kilo altın takıyorlardır da 1 kilo da fakirlere yardım ediyorlardır. Nereden bileceksiniz? İnsanları suçlayamazsınız. Bir gazetemiz bunu suçlamıştı. O gazeteyi devre dışı bıraktım. Bugün okumayacağım. Suçlamanın ne alemi var? Evet, şimdi Almanya vizesini aldık haberi televizyonlarını yeni açanlar için ve akşam takip edemeyip erken yatanlar için, sabah da kalktığı zaman haberlere telefonundan bakmayanlar için tekrar hatırlatalım. Almanya vizesini aldık, şükürler olsun, hamdolsun. Millilerimiz Konya'daki maçta Letonya'yı farklı yenip Almanya'da yapılacak Euro 2024'de katılma hakkı kazandı. Skor 4-0. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar Uyan Türkiye tüm hızıyla karşınızda olacak. Evet, Uyan Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yine ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir hatırlatma yapalım. 96.4 Cem Radyo'dan da eş zamanlı olarak programımız yayınlanıyor. Takip edebilirsiniz radyodan da. Şimdi konuğumuz emekli amiral Sayın Türker Ertürk. Sayın Ertürk, günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Şimdi gündemimiz çok dolu. İsrail-Hamas çatışmasına, İsrail'e göre savaşa tabii ki döneceğiz ama tatbikat meselesine gelmek istiyorum. Siz emekli bir denizcisiniz, emekli bir amiralsiniz. Amerika Birleşik Devletleri ikinci uçak gemisini de, tabii onların refakatçileri var. Aynı zamanda birer denizaltı da, yanılıyorsam, yanlışım varsa düzeltin, uçak gemilerine eşlik eder. Yani iki denizaltı, iki, dört... 7-8 gemiyle gelecek ve bugün Kıbrıs açıklarında tatbikata başlıyor. Bizim tatbikatımız, Navtex'imiz 21-24 Ekim arasındaydı. Biz de bugüne çektik ama şimdi Ruslar da aynı yerde. Yine Kıbrıs açıklarında 1-2 güne onlar da tatbikata başlayacak. Bu tatbikatların bu kadar dip dibe olması da bir sakınca var mı efendim? Önce onu söyleyeyim size, sorayım. Tabii ki ister istemez bir sakınca var. Çünkü gerilimin artmasına neden olabilir. Bazen bu tür çatışmalar istenmese bile bu tür gerilimlerin artması çatışmalara da neden olabilir. Ama şunu bilelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin en başından itibaren öncelikle biliyorsunuz Akdeniz'de bulunan 600 filo unsurları Doğu Akdeniz'e kaybetti. Daha sonra Florida'dan kalkan İşte Eisenhower uçak gemisiyle beraber bu bölgeyi destekliyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor? Bu çatışmanın veya İsrail'in Hamas'a sürdürdüğü operasyonun esasında daha fazla yayılması, bir Orta Doğu savaşı haline gelmesini istemiyor. İçin burada caydırıcı olabilmek için. Kime karşı? Lübnan'a karşı. Hizbullah'a karşı, İran'a karşı veya İran'a ve bu işe karışmaya tevessül edebilecek Arap ülkelerine, örgütlerine, liderlerine karşı. Hatta biliyorsunuz Biden bu konuda bir
uyarısı da olmuştu. Bu uyarının içine Erdoğan da, Türkiye de dahil, hatta biliyorsunuz konuşmasını bitirirken sakın, sakın demişti. Şimdi biliyorsunuz İsrail bir intikam operasyonu, bir cezalandırma operasyonu yapıyor. Bu önde görünen gerekçe, ama şu anda bir etnik arındırma Gazze'ye planlamış, bunu icra etmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri istiyor ki kimse karışmasın. İsrail istediği gibi o operasyonunu yapsın istiyor. Bu safhada Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da, Irak gibi böyle bir savaşa karışmak istemiyor. Çünkü dikkatleri kimin üzerinde? Halen Rusya'ya karşı Ukrayna coğrafyasında sürdürdükleri vekalet savaşında ve Çin'e karşı sürdürdükleri gerginlik, soğuk savaş buraya angaje olmuş durumda. Orta Doğu Savaşı'nın bu safhada çıkması Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine değil, sanıyorum hem İsrail baskılamaya çıkıyorlar hem de bu operasyona müdahale edebilecek unsurlara karşı biraz önce saydım caydırıcı olmaya çalışıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın açıklamaları bu operasyonun başlangıcından itibaren çok itidalli ve herkesi şaşırtan açıklamaları olmuştu. Çok soğukkanlı, tam kriz yöneten bir devlet adamı görüntüsündeydi. Ama o da artık yavaş yavaş doğal olarak bu çizgiden çıkmaya başladı ve Amerika ile işte bir takım gerilimler yaşamaya başlıyoruz. İşte Amerika ne dedi? Suriye'de Türkiye'nin yaptığı operasyonlar bizim güvenliğimizi tehdit ediyor dedi. Hemen karşılık verdik. Yapmazsak da Türkiye'nin güvenliği tehlikeye giriyor diye. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi başlangıçta itidalli açıklamalar yaptı. Evet. Çünkü Türkiye'nin hareket serbestisi yok. Ekonomisi iflas etmiş durumda. Avuç açar durumda. Evet. Özellikle Batı'dan, hatta IMF'e uzun süredir atama yapmadıkları, biliyorsunuz görevlere atama yaptılar. Hı hı. Ve Batı fonlarından para bulmaya çalışıyorlar. O güvendikleri İslam coğrafyası, Körfez coğrafyasından arzu edilen para bulunamadı. Hatta o coğrafyadan para bulabilmek için bile başta Amerika Birleşik Devletleri çok belirleyici. Benim bir sözüm var. Tabii bu sözüm derken sadece benim bulduğum bir söz değil, ama eğer bir ülke ekonomisi iflas etmişse, çünkü ekonomi bir ülkenin en önemli güvenlik cephesidir. Evet. Böyle bir iktidar ülkenin ne itibarını, ne güvenliğini, ne çıkarlarını koruyamaz. Şimdi evet, böyle başladı itidalli. Çünkü biliyor ki hareket serbestisi yok. Çünkü bir anlamda suçlamalar da var. Evet. İçin bu operasyonu yapmış Hamas'la arasının en iyi olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Mesela Mısır'la Hamas'ın arası yok. Çünkü Hamas bir anlamda Müslüman kardeşlerin Gazze şubesi. Suudi Arabistan'la arası yok. En iyi arasının bulunduğu ülke ne? Türkiye'deki yönetim. Hatta İsmail Haniye biliyorsunuz çok sefer Türkiye'ye gitti geldi. Hatta en son operasyondan bir hafta önce de gitti geldi. Hatta Netanyahu gelecek de bu yüzden vazgeçti. Hı. Bir de ben dış basına baktığımda şunu görüyorum. Operasyon başladığında, tufan operasyonu, yani Aksa tufanı operasyonu başladığında öyle iddialar var. Haniye'nin Türkiye'de olduğunu iddia ediyorlar. Bu nedenle baskı altında olduğunu hissetti, ama ister istemez, çünkü iktidarın bugüne kadar sürdürdüğü politikaları bildiğimiz için, çünkü İslamcılığa oynamıştı. Yani Müslüman kardeşlerin en büyük destekçisi konumunda, bu konuda uzun süre sessiz kalamaz. Çünkü iyi veya kötü, radikal İslam dünyasında kendi çapında bir itibar sağlamış durumda. Bu itibar sessiz kalması durumunda aşınacağı için ister istemez duygusal bu topa girecek, ama bu topa ne kadar girdiği önemli. Yani çok ciddi bir giriş yaparsa, yani Türkiye için gerçekten yıkım olabilir.
Peki, sanıyorum dert ediyorlar. Sayın Ertürk, şimdi Filistin halkının yaşadığı bu büyük acıdan yıllardır acı çekiyorlar. Yıllardır bu sorun çözülemiyor. Benim her zaman şeyim şudur, düşüncem. Bir sorun çözülemiyorsa zaten çözülmek istenmiyordur. Çünkü çözülemeyecek sorun yoktur bana göre bu dünyada. Şimdi Filistin halkına geleceğim ama İran'ın Birleşmiş Milletler aracılığıyla hafta sonu İsrail'e gönderdiği bir mesaj var. Dedi ki, eğer ey İsrail, bu şekilde söylüyorum, eğer bu operasyonlarına devam edersen ben müdahale etmek zorunda kalacağım. Bu ne demek efendim? Ne demek olduğunu ben biliyorum ama uzman olarak size soruyorum. Neye yol açar? Neler olabilir? Zincirleme arkasından ne gelir? Şimdi bilmiyorum ne düşünüyorlar. Operasyonların devam etmesi durumunda nasıl bir reaksiyon gösterecekler ama bunun ben esasında biraz sözde olabileceğine inanıyorum. Çünkü İran da zor durumda. Böyle bir müdahalenin, bakınız, kendisine yönelik böyle bir müdahalenin mazereti olabilecek girişimler yapmayacaklarını sanıyorum. Çünkü böyle bir güçleri yok. Gerçekten böyle bir şey yaparlarsa da yani Pandora'nın kutusu Orta Doğu için, bizim de bulunduğumuz bu bölge için açılır. Bir de bugünlere, bakınız biz bugünlere bir günde gelmedik. Evet. Bakın bir günde gelmedik. Biliyorsunuz Filistin sorunu genel Arap-İsrail sorununun bir parçasıydı ama artık bu dinamik düştü, biliyor musunuz? Çünkü özellikle Soğuk Savaş'ın bitiminden itibaren başlayan operasyonlar, renkli devrimler, Arap Baharı, Büyük Orta Doğu projesi, artık Filistin-İsrail çatışmasına dönüştü bu. Bakınız, Arap-İsrail çatışmasından Filistin-İsrail, evet, İsrail çatışmasına döndü ve en son hamle olarak, yani bugün yaşadığımız ne? İsrail'in Gazze üzerinde tek taraflı kıyımına düşündü. Çünkü Hamas özellikle 2006'dan itibaren bölgeden El Fethi'nin bir şekilde dışarı edilmesiyle birlikte ve en son yapılan operasyonla birlikte itibarını kaybetti. Çünkü bu dava uluslararası kamuoyunun sempatisini kazanmış bir davaydı. Ama özellikle sol kesimler, seküler kesimler bu operasyondan şekilde ayrılmaya mecbur edildiği için sadece Hamas'ın liderliği ve radikal İslamcı görüntüler nedeniyle ve en son saldırı nedeniyle uluslararası dünyanın sempatisini kaybetti, itibarsızlaştı ve müteakip İsrail operasyonlarının meşruiyeti oldu. Şimdi bakınız, savaşla Filistin davasına bir kazanç sağlayamazsınız. Araplar biliyorsunuz 48'i, yani İsrail'in kuruluşunu büyük felaket olarak, birinci Nakba olarak nitelendiriyorlar. Ve 67 savaşını da ikinci Nakba olarak nitelendiriyorlar. Büyük felaket olarak, büyük topraklar kaybettiler biliyorsunuz. Ben de şöyle değerlendirmiştim. Bu operasyon veya Aksa tufanı ile başlayan gelişmeler de o toprakların veya Arap dünyası veya Filistin davası için üçüncü nakba, üçüncü felaket olacak. Şu anda İsrail, yine görebildiğim kadarıyla, özellikle kuzeyi, Gazze'nin, yani o toprakların kuzey kesimini bir etnik arındırmaya tabi tutmaya çalışıyor. Onları güneye doğru sürüyor, uzaklaştırıyor ve nihai hedefine Sina, yani çünkü bugün Mısır refah kapısını açmış olsa da sınırlı giriş çıkışlar oluyor, ya da çıkışlar oluyor diyeyim, insani çıkışlar oluyor ama ister istemez bu bir insani dram haline gelince oraları açmak zorunda kalacaklar. İsrail'in hedefi onları Sina'ya sürmek. Bunu Suudi Arabistan'da, bunu Mısır'da biliyor. Hatta şu anda Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri kimlerle görüşüyorlar? Suudi Arabistan yetkilisiyle görüşüyorlar.
Mısır'la görüşüyorlar. Bunun altyapısını oluşturuyorlar. Şunu söyleyeyim. Aksa tufanı saldırısından sonra artık Gazze, yakınız Gazze eskiden de iyi durumda değildi. Adeta bir açık hapishaneydi ama artık o duruma bile dönüş imkanı kalmadı. Tüm dünya kamuoyunu, özellikle çağdaş kamuoyunu saldırıları düşünebiliyor musunuz? Günahsız, gençlik bir eğlence tertipliyor. Siz onlara saldırıyorsunuz, sivillere saldırıyorsunuz. O sahneler herkesin gözünün önünde. Kibutslara, sivillere saldırıyorsunuz. Ve bugünden itibaren bu meşruiyet birlikte İsrail hedeflerine ulaşıyor. Ve Hamas Filistin davası için bu saldırıyla hiçbir şey kazandıramadığı gibi belki ilk planda İbrahim anlaşmalarında bir yavaşlama olabilir. Ama perde arkasından, kapalı kapılar ardından görüşmeler devam edecektir. Artık geriye bu süreci çevirebilmek mümkün değildir diye değerlendiriyorum. Sayın Ertürk, bir şeye daha değinmek istiyorum. Şimdi Çin açıklama yaptı. Dedi ki ben bu savaşta barıştan yanayım ve Orta Doğu'ya barışın kazanılması için, görüşmeler yapmak için Orta Doğu'ya geleceğim dedi, bu bir. İkincisi, Azerbaycan yüzünden bu Aksa tufanı başlamadan önce, Hamas'ın da bu eylemi olmadan önce, bu saldırıları olmadan önce şöyle bir şey vardı. Rusya İran'a karşı olmaya başladı. Çünkü İran Azerbaycan'ın güçlenmesini istemiyordu ve Ukrayna ile birlikte, Ermenistan ve Ukrayna ile birlikte hareket etme çabası vardı. Bazı gelişmeler olmuştu. Acaba olası bir savaşta, olası diyorum tabii ki, böyle bir şey olmasını tabii ki dilemiyoruz. Olası bir savaşta İran'ın güvendiği ve Çin ve Rusya İran'ı yarı yolda bırakır mı? Sanki bırakır gibi duruyor mu acaba? Şimdi bu bir olasılık mı en azından? Uluslararası ilişkileri, dinamikleri spekülatif değerlendirmek çok yanlış olur. Evet. Çünkü ülkelerin davranışları tek bir nedene bağlanmaz. Bu işin çok girdisi var. Hı-hı. Ama Orta Doğu'da savaşın büyümesi Rusya'nın işine gelir. Yani Rusya savaşın büyümesini destekler veya ne bileyim yani kalır diyebiliriz. Ama bunu Çin ister mi? Bakın görüyor musunuz? Bir olay çıkıyor. Çin'le Rusya aynı cephede olmasına rağmen bir anlamda çıkarlar çatışıyor. Peki Çin savaş olmasını ister mi? İstemez. Çünkü Çin'in neye ihtiyacı var? Mevcut statükonun hiç değilse korunmasına ihtiyaç var. Barışa ihtiyaç var. Çünkü özellikle ticaret yapıyor biliyorsunuz ve kuşak yol hatlarıyla bir anlamda ticari yollarıyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Böyle bir savaş soğuk savaş iklimini de tırmandırır ve kuşak yol projesini sekteye uğratır. Ve biliyorsunuz Suudi Arabistan'la yıllar sonra İran'ı bir araya getiren Çin'di. Amerika bundan dolayı mutazarrırdı, şikayetçiydi, memnun değildi. Şimdi bu gelişmeler bir şekilde Suudi Arabistan ve İran arasını, yani daha başlangıç aşamasında olan bu süreci etkileyebilir. Yani çok girdiler var ama Ama ben yine de ilk açıklamalara bakıyorum. Hizbullah'ın açıklamalarına bakıyorum. Çünkü İsrail hem Hizbullah'ı vurarak hem Suriye'yi vurarak bir anlamda provoke ediyor olaya müdahale etsinler diye. Ama ben her iki tarafta da itidalli davranış biçimleri görüyorum. İran'ın açıklamalarının da perde arkasında bu olayı büyütmek istemeyeceklerini değerlendiriyorum. Çünkü bundan kazanabilecekleri hiçbir şey yok. İbrahim anlaşmaları da uzun dönemde etkilenmez. Uzun dönemde sanırım kaybeden yine Filistin halkı olur. Gazze'de etnik arındırma veya etnik seyreltme başarılı olur. Çünkü bunu gösteriyor. Çünkü arkada saldırının o kötü görüntüleri nedeniyle uluslararası meşruiyet de var.
Amerika Birleşik Devletleri bölgeye gelerek bir anlamda buna dolaylı destek veriyor. Biz kendimize dönmeliyiz. Ülkemizi bu tür çatışmanın içinde bulacak yanlış işlerde bulmamamız lazım. Peki Sayın Ertürk, ne yapması gerekiyor Türkiye'nin bunun içine girmemesi için, dahil olmaması için, bundan sonraki adımlarını nasıl atması gerekiyor, ne yapması gerekiyor uluslararası alanda? Bir uzman olarak. Akıllardan uzak tutmayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birincil görevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve halkının güvenliğidir. Onun çıkarları. Böyle yalan yanlış işlerin peşinde koşmak doğru değildir. Ama ne yazık ki iktidar, Müslüman kardeşler, İslam dünyasının liderliği, Hamas'a, bakın Hamas'ı işte Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail terör örgütü olarak görüyor. Ben de ifade ediyorum. Bakınız, uluslararası kamuoyunun Filistin davasına insani, ahlaki olarak gördüğü ve desteklediği bir ortamda radikal İslamcı davranışlarıyla Hamas zedeliyor, zarar veriyor, bölüyor. Bakınız, yani hiçbir fayda sağlamıyor, Filistin halkının kaybetmesini sağlıyor. Bir de bakalım işte özellikle Hamas'ın liderlik yaptığı coğrafyaya demokrasinin değisi yok. Yani bugün Gazze'de veya öncesinde çıkıp birisi İsmail Haniye'yi Hamas'ı eleştirse başına felaket gelir. Hatta yok ederler. Ama İsrail'e bakıyoruz. İsrail'de Netanyahu'nun faşist olduğunu ifade eden, yanlış işler yaptığını söyleyen, demokrasi, yani demokrasi karşıtı, hukuk karşıtı eylemlerini kitleler eleştiriyor ve sokaklarda. Evet. Aynı sahneyi ne Batı Şeria'da ne de Gazze'de göremezsiniz. Peki kendi halkından bu kadar destek görmeyen, kendi halkı tarafından bile politikaları eleştirilen Netanyahu. Şimdi savaş kabinesi toplandı dün gece. Diyelim ki bugün kara savaşı başladı. Uzun süreli olmayabilir mi? Ben hep böyle iyimser yönden bakmaya çalışıyorum. İşte şu olmayabilir mi, bu olmayabilir mi diye, ama çünkü girerse, kara savaşı olursa çok daha fazla sivil hayatını kaybedecek. Yani tablo çok daha vahim olacak. Bu nasıl engellenebilir? Bu engellenemez gibi duruyor, öyle değil mi? Kara savaşı engellenemeyecek. Şöyle hiç değilse sınırlı, daha mahdut hedefli bir gelişmenin arkasından durdurulabilir. Bunun için uluslararası kamuoyunun çok ciddi baskısı gerekli. Ama radikal işler yapmak, bakınız radikal işler yapmak Netanyahu'nun ekmeğine yağ sürer. Türkiye arabulucu olabilmek için tarafsız olmalı. Bu Hamas'ı koşulsuz destekleme yanlışından dönmeli. Bu aynı zamanda dünya kamuoyunda Türkiye'nin de itibarını düşürüyor ve arabuluculuk yapma şansını tüketiyor. Umarız kara harekatı başlamaz. Başlarsa da çok kısa sürer, ama İsrail veya Netanyahu gözünü karartmış, o bölgede hiç değilse kuzeyde bir etnik arındırma, etnik seyretme yapmak istiyor. Arkasından da kafasında olanın, yani bugüne kadar yaptıklarını bakarak değerlendiriyorum, o bölgeyi bir şekilde yeni yerleşim bölgeleri açma planının da bile olabileceğini değerlendiriyorum. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Ertürk? Bir komutan ve bir uzman olarak. Şöyle söyleyeyim. Hamas'ın bu insanlık dışı eylemini kınıyorum. Ama Filistin halkının haklı davasını da destekliyorum. Bakın bu saldırı neye neden oldu biliyor musunuz? İnsanlar artık kolay kolay diyemiyorlar. İsrail'i kınayamıyorlar. Bakınız, şiddetin kazananı bu coğrafyada İsrail olur. Siz ikisini de kınıyorsunuz tabii ki. Evet. Bakın, şiddeti desteklemiyorum. Filistin halkı haklı davasını, meşru davasına
barışla, diplomasiyle, uzlaşarak ulaşabilir. Şiddeti, şiddet sarmalına soktuğu takdirde asimetrik olduğu için, yani güçler arasında bir asimetri olduğu için ve arkasından da Amerika Birleşik Devletleri olduğu için kaybeder. Bu üçüncü nakba olur. Felaket olur. Ama bu aklı selim Hamas'ta var mıdır? Bence Hamas'ta yoktur. Umarım beni zaman haksız çıkarır. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bizlerle, izleyicilerimizle paylaştınız. Umarız güzel gelişmeler olur diyoruz. Umuyoruz sadece şu anda. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet sayın seyirciler, Uyan Türkiye yine kısa bir aradan sonra tekrar devam edecek. Evet, Uyan Türkiye yine tüm hızıyla aradan sonra devam ediyor. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Bakalım Yeni Şafak Türkiye'nin ve dünyanın gündemini nasıl görmüş. Başlık: Amerika daha çok katliam istiyor. Yeni Şafak da böyle görmüş. Amerika, İsrail'i durdurmak yerine Gazze'deki katliamları teşvik ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmalarında diplomatlara gerginliği azaltma, ateşkes, şiddete, kan dökülmesine son ve sükunetin sağlanması gibi kelimeleri kullanmamaları emri verdiği ortaya çıktı. Bakalım bu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmalarını nereden ele geçirmişler ve bu kanıya nereden varmışlar? Bakıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Amerikan merkezli Huffington Post'un bu konudaki sorularına cevap vermedi. Tartışmalı talimat Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Hakan Fidan'la görüşmesine de yansımıştı. Sosyal medya hesabında önce Türkiye'nin ateşkesi savunmasını teşvik ettim diyen Blinken daha sonra bu mesajını şaşırtıcı şekilde silmişti. Terör devleti İsrail'in kara harekatı için hazırlıkları tamamladık demesine rağmen saldırıyı sürekli ertelemesi de Amerika etkisine bağlanıyor. Amerika'nın kara harekatının başarısız olmasından endişe ettiği ve daha detaylı planlamalar yaptığı belirtiliyor. Amerika, İsrail'e destek için de Akdeniz'e savaş gemileri gönderdi deniyor Yeni Şafak'taki haberde. Evet, Gazze Müslümanlara yardım ediyor. Yasin Aktay'ın yazısından bir bölüm okuyorum. Gazze yiğitlerinin kimseden kendilerine yardım talep ettikleri yok. Bilakis onlar üzerine ölü toprağa serilmiş insanlara duruşlarıyla yardım ediyorlar. Gazze'ye yapılacak olan yardım insanın kendisine yapacağı bir yardımdır. Gazze bu haliyle insanları kurtuluşa davet ediyor, dirilişe davet ediyormuş yazıya göre. Evet bakalım, sadece çocuklara yemek yapılıyor. Gazze'liler su ve gıda ambargosu altında yaşam savaşı veriyor. Günlerdir yemek yemediklerini söyleyen Filistinli aktivist Anmar Antalah, yemekler sadece çocuklar için yapılıyor dedi. Bunun nedenini biliyor musunuz? Çünkü çocuklar bu davada, Filistin davasında çok önemli sayın seyirciler. Onlar bir sonraki nesli temsil ediyorlar ve bu Filistin davasında aktif olarak rol alacaklar. İşte o yüzden de öncelik kadınlar değil, tabii ki çocuklar diyor. Evet, Filistin'in sesini kısıyorlar. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 10. gününe girerken 2.3 milyon Filistinli'nin sesini kısmak için uluslararası kampanya başlatıldı. Facebook'taki en büyük Filistin sayfası olan News Network hesabı kapatıldı. Gazze'den yayın yapan El Aksa televizyonunun Eutelsat üzerindeki yayını da Fransa'nın baskısı üzerine durduruldu. Amerikalı MSNBC kanalı 3 Müslüman sunucusunun programlarını da yayından kaldırdı. Suikast listesi hazırladılar. İsrail ordusu Gazze'yi bombalarken fanatik Yahudiler de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlileri hedef aldı. Nazi avcıları 2023 adıyla örgütlenen grup, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'nin aralarında olduğu onlarca kişilik suikast listesi hazırladı. Görüyorsunuz aslında bunlar da bilgi kirliliği, sürekli bir yerlerden bir şey olacak. Şuna böyle yapacaklar, buna böyle yapacaklar diye haberler de gelmeye devam ediyor. Evet bakalım başka hangi haberler var. Bayrağı Aliyev dikti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar başkent olarak gördüğü Hankendi şehriyle 1992'de 613 sivilin katledildiği Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Evet, Kılıçdaroğlu sizi tasfiye eder, özelcilere genel merkezden gözdağı. Bakın demokrasi nasıl işliyor? Demokrasi isteyenlerin partisinde demokrasi nasıl işliyor? Tekrar bakalım.
CHP'de Özgür Özel'i destekleyenleri caydırmak için genel merkezin çeşitli taktikler geliştirdiği, bunlardan birinin de Kılıçdaroğlu kazanacak, açığa düşmeyin söylemi olduğu belirtildi. Parti kurmaylarının parti meclis üyeleri, milletvekilleri ve delegelere gözdağı için Kılıçdaroğlu kazanırsa tasfiye olursunuz kampanyasını hazırlandığı ifade ediliyor. Eğer bu doğruysa sayın seyirciler, böyle bir kampanyaya hazırlanıyorlarsa bunun ters tepeceği daha şimdiden belli. Ne gerek var bu tür hareketlere? Hala proje yok. Taktım projeyi değil mi? Proje yok. Hala bu durumdan hem dış siyasette hem iç siyasette hem ekonomik alanda her alanda nasıl kurtulacağımız ve nasıl düze çıkacağımızla ilgili tek bir söz duyuyor musunuz? Herhangi bir muhalefet partisi liderinden. Ne yapıyorlar? Muhalefet partisi liderleri işte. Evet, bakalım Bir Gün Gazetesi'ne, Bir Gün Gazetesi nasıl görmüş sorunları? Gazze'nin sesi dünyaya ulaştı. Batı İsrail'i desteklese de halklar dur diyor. İsrail insanlığa meydan okurcasına bağıra bağıra Gazze'de etnik temizlik yaparken dünyanın bütün sokaklarından katliamı durdurun sloganı yükseldi. Tabii ki bu katliamı durdurun sloganı acaba Fransız halkından mı, İngiliz halkından mı, Amerikan halkından mı, Alman halkından mı, kimden yükselmiş? O önemli. Bakalım kimlerden yükselmiş. İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ederken başta Amerika, İngiltere olmak üzere batılı ülkeler yangına körükle gidiyor. Amerika'nın hesaplarından cesaret adan İsrail daha da saldırganlaşırken savaş ateşinin Orta Doğu'yu sarması an meselesi. Hava saldırılarını durdurmayan İsrail'in kara harekatına hazırlanması tehlikeyi büyütüyor. Başta Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin yöneticileri İsrail'in gerçekleştirdiği katliam karşısında suskun kalırken halklar aynı fikirde değil. Bakalım hangi halklarmış? Saldırıların durması için Amerika'dan Japonya'ya, İngiltere'den Türkiye'ye, neredeyse dünyanın her ülkesinde İsrail protesto edildi, barış diye sloganlar daha güçlü biçimde yükseldi. İyi de protesto edenler kimler? Filistinliler mi? Araplar mı? Fotoğrafa bakılınca içlerinde Avrupalı veya Amerikalı olmadığını görüyoruz. Önemli olan detay aslında onların da olmasıydı, öyle değil mi sayın seyirciler? 43 madencinin hesabı verilsin. Sol Parti, Amasra'da 43 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan katliamın yıl dönümünde tüm sorumluların yargılanması talebiyle sokağa çıktı. Maden katliamının kaza olmadığını ifade eden Sol Parti, MYK üyesi İsmail Hakkı Tombul, söylediler ya, kader dediler ya, daha fazla kar hırsına kapılanlar madenleri özelleştirdi, emekçilerin canıyla oynayanlar katliamın sorumlularıdır şeklinde konuşmuş. Belli zaten yani kader olduğunu daha önce devlet büyüklerimiz açıkladı sayın seyirciler. Kaçak villalara yasal zırh planı tutmamış. Hayret. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Aydın'ın Kuşadası'nda nitelikli tarım arazileri üzerine yapılan kaçak villalar için imar planı değişikliği yaptığı ortaya çıktı. Kuşadası Belediyesi ise kaçak yapılaşmaya karşı mücadele kapsamında villaları yıktı. Değişikliğin iptali için itirazda bulunuldu. Tarım arazileri üzerine villa yapmak. Ne kadar akılcı politikalar değil mi bunlar? İleride aç kaldığımız zaman göreceğiz herhalde. Diyecek ki bir sonraki nesiller bizi öyle birileri yönetti ki açlığa mahkum ettiler. Tarım arazilerinin üzerine villalar diktiler. Zeytinlikleri kestiler. Öyle söyleyecekler. Kim bilir daha ne eleştirecek ilerleyen nesiller, tabii o nesiller de görebilirse Türkiye'nin durumunu. Şimşek para için yakına baksın. Bakan Şimşek Türkiye'ye gelecek yatırımcıları arıyor. Hele savaş ortamında kimse yatırım yapmaz. Bunların hepsi hayal. Türkiye'nin en varlıkları ise vergi cennetlerinde. Bakalım. OCCRP'nin Dominika dosyasından öğrendiğimize göre Bir Gün'ün haberi. Demirören ve Çağlar da bu ülkenin pasaportunu alıp vatandaşı olmuş. Altın pasaport veren ada finansal bilgilerinizi sır gibi saklayan bir offshore cenneti. Memleketin en varlıklarına Türk vatandaşlığı yetmiyor. Vergi cennetlerinden vatandaşlık alıyorlar. Neden? Parayı böyle sağlam tutmak. Aman o parayı iktidar değişse bile kaybetmemek ve oralara aktarmak için. Neden? Şimşek enflasyonun sorumluluğunu emekçiye yükleyip dünyaya Türkiye'nin ne kadar cazip olduğunu anlatıyor. Anlatmaya devam etsin. Bakanımız Şimşek de tabii elinden geleni yapıyor. Oradan para istiyorlar, buradan para istiyorlar, şuradan yatırımcı çekmeye çalışıyorlar falan. Ama işte bunlar gerçekten boşa
hareketler. Tabii ki biz de isteriz bu ortamda bile yatırımcı gelmesini. Yatırımcı gelse ne olacak? Sanki bizim de cebimize para girecek vatandaş olarak. Tabii ki girmeyecek. Kime gidecek para? Siz biliyorsunuz paraların nereye gideceğini. Evet, yurttaş için dönüşüm. İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ndeki yurttaşlar rant için değil halk için dönüşüm talebiyle bir araya geldi. Yurttaşlar Sulu Kuleliler, Ayazmalılar gibi yerlerinden edinmek istemediklerini dile getirdi. Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi adına Mustafa Çakır konuşmuş ve demiş ki vergisini ödeyip yapı kayıt belgesini aldığımız yerler yok sayıldı. Şaşırıyor muyuz? Bakın vergisini veriyor. Yapı kayıt belgesi, devlet tarafından zorunlu hale getirilen yapı kayıt belgesini alıyorlar. Bu da işe yaramıyor. İmar uygulamalarıyla da taşınmazlarımız paramparça edildi. Adaletsiz şekilde küçültüldü. Bu kadar insanı mağdur etmeye ne hakkınız var? Para nerede? Rant orada. Para nerede? Kim orada? Söyleyin siz. Ben söylemeyeyim kimin orada olduğunu. Biliyorsunuz siz. Evet, bakalım başka hangi haberler var? Bir Gün Gazetesi'nde. Evet, Bir Gün Gazetesi'nden de aktaracağımız önemli haberler bunlardı. Kısaca bir Sabah Gazetesi'ne bakalım. Milliyete zaman yetmedi sayın seyirciler. Evet, Sabah da Gazze İmha Kampı başlığı altında Filistin'de yaşanan insanlık dramını birinci sayfasına taşımış. Filistin'de adım adım etnik temizlik yapan İsrail sistematik bir planla aileleri imha ediyor. Gazze'deki saldırılarda tüm fertleri öldürülen 47 aile nüfus kayıtlarından silindi. Evet, 3 gün önceki haberdi ama yine de bu haberi tekrar dile getirmişler. Tekrar birinci sayfaya taşımışlar. Olabilir, alkışlıyoruz ama 3 gün önceki haberi de sanki yeni olmuş gibi koymanın da bir alemi yok. 3 gün önce koysaydın tam öğrendiğin zaman. Öğrenememiş demek ki. 9 gündür Gazze'yi yerle yeksan eden İsrail, hedeflediği mahalleleri içinde yaşayan insanlarla birlikte adeta haritadan sildi. Saldırılarda tüm fertleri öldürülen 500 kişilik 47 aile nüfus kayıtlarından da silindi. Etnik temizlik planı uygulayan İsrail, kuzeyden güneye kendi çizdiği rotayı tehcire zorladığı Filistinlileri tuzağa düşürdü. Konvoylar halinde güneye giden aileleri bombalayan İsrail, yüzlerce çocuğu ve kadını ne yazık ki katletti sayın seyirciler. Bu katliam durmayacak. Bu katliam ne yazık ki devam edecek. Bakalım kim dur diyecek. Çıkar elbet bir delikanlı devlet diyoruz ama öyle bir devlet de göremiyoruz tabii ki. 724'ü çocuk, 458'i kadın, 2670 Filistinli sivil ne yazık ki hayatını kaybetti. Ben o çocuklara şehit diyorum. Sabah gazetesi en ufak bir şeyde şehit kelimesini kullanırken Filistinli çocukların, kadınların ve sivillerin ölümüne neden şehit kullanmamış? O da manidar. Evet, bakalım başka ne haberler var. Antalya'da petrol heyecanıymış. Allah Allah, seçim yok, bir şey yok. Nereden petrol bulduk acaba? Seçim öncesi her yerde petrol, doğalgaz çıktı ya. Şimdi lafı bile edilmiyor. Bakıyoruz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak'ın Gabar, Cudi ve Kato dağlarından sonra yeni bir keşfin hazırlığını yapıyor. İlk kez sabahın görüntülediği Kumluca'daki Alakır 2 tespit kuyusunda sondaj başladı. Çalışmalar sonunda yeni müjdelerin verilmesi bekleniyor. Erdoğan Öztürk'ün haberi. Vallahi yerel seçim öncesine, yerel seçime daha var, bir genel seçim de yok. Petrole, ben bu habere inanırım. Burada petrol var sayın seyirciler, çünkü seçim yok. Evet, sabahtan da aktaracağımız çok önemli haberler bunlardı. Uyan Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum, umarım. Hoşça kalın.